Quick Properties aracını kullanmak. Bu derste nesnelerin özelliklerini değiştirmenin en hızlı yolunu öğreneceksiniz. Bunun için Quick Properties Tool yani hızlı özellikler aracı kullanılır. Bu araç imleci minyatür bir özellik değiştirici olarak kullanmanızı sağlar. Quick Properties aracı çalışma alanının en altında yer alan durum çubuğunda bulunur. Şimdi Quick Properties düğmesine tıklayın. Quick Properties düğmesi tıklandıktan sonra herhangi bir şeyi seçmeden hiçbir değişiklik gözlenmeyecektir. Şimdi çizimde yer alan daire şeklini tıklayın. Gördüğünüz gibi nesne özelliklerini gösteren Quick Properties penceresi açılmıştır. Quick Properties aracının Property Changer ile çok benzer olduğunu göreceksiniz. Aslında ikisi aynı şeydir. Ancak Quick Properties, Property Changer'a göre daraltılmış bir şekilde gelmektedir. Eğer imleci aracın üzerinde hareket ettirirseniz, araç genişleyecek ve ayarların hepsini gösterecektir. Örnek olarak dairenin yarı çapını değiştirmek istediğinizi varsayalım. Radius bölümünü tıklayın. Bu alana 0.1 yazın ve klavyeden enter tuşuna basın. Dairenin küçüldüğünü göreceksiniz. Yapacağınız işlem bittikten sonra klavyeden escape tuşuna basın. Böylece dairenin seçimi kalkacak ve ardından Quick Properties aracı kendi kendine kapanacaktır. Bu aracı açarak her seferinde bir şey seçip sık kullanılan ayarlamalara kolayca erişebilirsiniz. Başka bir değişiklik yapalım. Sağ altta bulunan dairenin içinde yer alan merkez çizgileri yanlış katmanda bulunmaktadır. Bunun için çizgilerin her birine tıklayın. Quick Properties aracında görüntülenen layer seçeneğine dikkat edin. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz nesneler Dimensions yani boyutlar katmanında yer almaktadır. Zaten bunu nesnenin renginden de anlayabilirsiniz. Şimdi açılır oku tıklayın. Açılan menüden Center yani merkez seçeneğini tıklayın. Böylece bu çizgileri merkez katmana yerleştirmiş olacaksınız. Şimdi boş bir alana tıklayın. Böylece Quick Properties aracını kapatarak değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmış olacaksınız. Quick Properties aracını tekrar açmak için çizimde yer alan daireyi tekrar seçin. Şimdi biraz da pencerenin kendisinden bahsedelim. Quick Properties aracının sol tarafında yer alan gri alanın en üstünde yer alan noktalar taşıyıcı olarak adlandırılır farenin sol tuşuna basılı tutup sürüklediğinizde bu aracı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Quick Properties aracının sağ tarafında bulunan gri alandaki Options düğmesiyle bu araçla ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz. Options düğmesini tıklayın. Açılan menüden Settings seçeneğini tıklayın. Açılan Drafting Settings iletişim penceresinde Palette Behavior alanında yer alan Collapse Palette Automatically seçeneğine dikkat edin. Bu seçenek Quick Properties araç panelinde kaç satır görüntüleneceğini kontrol eder. Palette location alanından aracın ekranın neresinde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu alanda yer alan static seçeneği işaretlenirse araç paletini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bundan sonra araç paneli her zaman bu alanda açılacaktır. Varsayılan olarak bu ayar cursor dependent yani imlece bağımlı olarak işaretlenmiştir. Araç paneli bu haldeyken kuadrant alanında belirtildiği gibi imlecin sağ üstünde açılmaktadır. Dilerseniz açılır menüyü kullanarak bu ayarı değiştirebilirsiniz. Distance in Pixel alanında yer alan ayarlara göre ise araç paneli imleçten 50 piksel uzakta açılmaktadır. Varsayılan ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadan tamam düğmesini tıklayarak iletişim penceresini kapatın. Şimdi yarı çapını değiştirmiş olduğunuz daireyi seçin. Quick Properties aracında bulunan Radius alanına 0.25 yazarak tekrar eski haline döndürebilirsiniz. Başka bir özelliği inceleyecek olursak, seçtiğiniz bazı nesnelerin hepsinin sizin istediğiniz özelliklerde olmadığını göreceksiniz. Örneğin, üstte yer alan dairelerin merkez noktaları arasındaki uzaklığı belirten boyutun yanlış katmanda olduğunu göreceksiniz. Bu boyutun yanlış katmanda olduğunu rengine bakarak da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğer boyutların rengi farklıdır. Şimdi bu boyutu seçin. Quick Properties aracında katman ayarının görüntülenmediğine dikkat edin. Quick Properties aracının sağ üstünde Customize yani özelleştir düğmesi yer alır. Bu düğme Quick Properties aracını istediğiniz şekilde özelleştirmenize olanak sağlar. Customize düğmesini tıklayın. Açılan Customizable User Interface iletişim penceresinde Rotate Dimension seçeneğinin seçili olduğunu göreceksiniz. İletişim penceresinin sağ tarafında araç panelinde görüntülenecek ayarlamaların seçilebileceği bir liste bulunmaktadır. Katman özelliğini görüntülemek için General bölümünde yer alan Layer seçeneğini işaretleyin. Apply düğmesini tıklayın. Ardından Tamam düğmesine tıklayın. Şimdi boyutu seçtiğinizde Layer bölümünde nesnenin bulunduğu katman görüntülenecektir. Buradan Dimension seçeneğini tıklayarak katman değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Bütün boyutların aynı olmadığını unutmamak önemlidir. Şimdi çizimde yer alan dairesel boyutu seçin. Quick Properties aracında katman seçeneğinin görüntülenmediğini göreceksiniz. Bunun sebebi farklı nesne türü olmasındandır. Araç panelinin sağ üst köşesinde yer alan Customize düğmesini tıklayın. Bir önceki uygulamada olduğu gibi General bölümünde yer alan Layer seçeneğini işaretleyin. Bu iletişim penceresi açık durumdayken Sıklıkla kullanılan ayarları işaretleyerek Quick Properties aracını ekleyebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra önce Apply düğmesini, ardından Tamam düğmesine tıklayın. Son olarak doğrusal boyutu doğru katmana yerleştirmek için boyutu seçin. Quick Properties araç paneline eklenen Layer alanından Center seçeneğini tıklayın. Quick Properties aracını kullanarak ayarları daha hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Çünkü bu araç imlecin ucunda yer almaktadır. Ek bir avantaj olarak aracınızı özelleştirebilir ve sıklıkla kullanılan ayarları aracınıza yükleyebilirsiniz.